Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözümü yolunda bugün daha fazla çaba ve sorumluluk gerektiren günlerden geçiyoruz. Bir yılı aşkın süredir yaşanan normalleşme ve diyalog süreci ile bu büyük ve tarihi sorunun çözümü fırsatı ortaya çıkmış, toplumun farklı kesimlerinin desteğinin sağlandığı elverişli bir toplumsal atmosfer oluşmuştur. Silahların sustuğu, can kaybının neredeyse yaşanmadığı bu süreçte toplumun tüm kesimleri çatışmasız barışçıl yaşamın önemini daha iyi kavramış, toplumsal sorunların demokratikleşme adımlarıyla çözümünün gerekliliğini yaşayarak tecrübe etmiştir. Bu sürecin somut ve birbirini takip eden pozitif gelişmelerle sürdürülmesi beklenirken, son zamanlarda toplumun sürece olan inanç ve güvenini sarsan, toplumu kaygılandıran gelişmeleri biz bu açıklamanın altında imzaları yer alan Diyarbakır'daki meslek örgütleri ve sivil kurumlar olarak da endişeyle izliyoruz. Değerli arkadaşlar, henüz Kürt toplumunun temel beklentilerine ilişkin konularda somut gelişmeler yaşanmadığı gibi, sürecin temel felsefesi olan silahların devreden çıkması ve siyasetin öne çıkmasını sağlamaya yönelik silahlı güçlerin demokratik siyaset alanına dönüşüne imkan sunacak, yasal ve hukuki bir zemin oluşturacak düzenlemeler de yapılmamıştır. Hükümetin bu yönde bir hazırlık içinde olduğuna dair somut işaretler de henüz ortaya çıkmamıştır. Biz sivil kurumlar olarak da Kürt meselesi gibi tarihi ve toplumsal bir sorunu diyalog ve müzakere yoluyla çözerek barışı yakalama fırsatı var iken, toplumu geren ve son günlerde çatışmalara zemin oluşturan karakol yapımını gereksiz bir uygulama olarak görüyoruz. Hükümeti özellikle bu dönemde bir yararı bulunmayan ve çözüm çabalarına zarar veren daha fazla karakol yapımına son vermeye çağırıyoruz. Değerli arkadaşlar, bu meseleyle bağlantılı zaman zaman görevliler, kamu görevlileri veya sivil insanlar bölgede silahlı militanlar tarafından alıkonulmaktadırlar. Bu uygulamanın da doğru olmadığını, halen silahlı güçlerin elinde olan kişi veya kişilerin bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, biz Diyarbakır'daki sivil kurumları kaygılandıran meselelerden biri de bir süre önce Lice ilçesinin bir köyünde aynı aileden 3 sivil insanın silahla yaralanmasıyla sonuçlanan olay olmuştur. Saldırının arkasında politik nedenlerin olduğu iddiaları, saldırıya hedef olan kişilerin bir siyasi partinin mensubu oldukları bilgisi, olayın vahametini ve endişelerimizi artırmaktadır. Kimden kaynaklanırsa veya kimlere yönelik olarak yapılırsa yapılsın, politik kanaatleri nedeniyle sivil insanların bu şekilde silahlı saldırıya hedef olmasını kabul edilemez buluyoruz. Bu tür olayların hiç kimseye ve hiçbir davaya yararı olmadığı gibi, geçmişin acı tecrübelerini hatırlatmak istememekle birlikte Kürt toplumunun geleceği bakımından bu tehlikeli gidişata önemli dikkat çekmek isteriz.